Türkiye'nin kalbi şu anda bu önemli müsabakada atıyor. Son derece memnun. Daha çok güzel görüşüyor. Gördüğünüz gibi sağlı solu yumruklarla rakibini sarsıyor. Aşağıdan da çalışıyor ki o çok önemli. Evet yine mide karaciğer derken rakibini bayağı sarsıyor ve puan toplanıyor. İki boksör de birbirini sağlı solu ve sert yumruklarla bayağı hırpalıyorlar. Haydi Cemal çok güzel bir sağ. Arkadan sol mu? Bu defa Sani dikkatli. Sol sağ bravo Cemal. Çok güzel. Sani yerde. Bakın Sani yok. Biz yine unutmadık dedik ve Türk boks tarihine ismini altın harflerle yazdırmış büyük bir şampiyonla birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Cem Akamacı. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle yıllar öncesine gidelim isterseniz. Nerede, ne zaman doğdunuz? Çocukluğunuzdan biraz bahseder misiniz? Trabzon, Maşka, Kabıköy, Kondu Mahallesi. Sene 1940. 10 kardeşiz, ben 9 numaraydım. Dolayısıyla annem babam tarlada, bahçede bizim rızkımızı çıkarıyordu. Çok fakirdik. O kadar fakirdik ki mısır ekmeğiyle buğday ekmeğini kadık ederdik. Ama nereden nereye geldik. Sonra abilerim İstanbul'a çıktı. Ben de İstanbul'a geldim. İlkokul, ortaokul, liseye giderken spora heves ettik. Her genç gibi. Tabii her gencin aklında böyle futbol var. Futbol. Benim yalnız o zaman fiziğim müsait değildi. Futbol için de boyum kısaydı. Bir gün bir mahalle maçında sol ayağım kırıldı. 9,5 ay koltuk deneyiyle gezdim ve iyileştik. Yine genç olarak spor yapmak istiyorum. Abim sporda işte boksa gitmişti. Onun teşvikiyle Fatih Güreş Kulübü'nde boksa başladık. 1957-58. Sporun, boksun büyük efsanesi Muhammed Ali'nin binlerce, milyonlarca gence rol model olduğu yıllardı. O gün futbol oynarken ayağı kırıldığı için boksa yönelen Cemal Kamacı'nın adını duymamıştık henüz. Ringlerin demir yumruğu Türk boksunun zirvesine adım adım tırmanıyordu. Peki profesyonel boksa nasıl yöneldiniz? Bir amatörün hedefi profesyonel olmak. İşte basketbol olsun, futbol olsun, işte para kazanmak. Biz de böyle düşündük işte, ne bileyim ben, Allah'ın hikmeti, böyle oldu. Ve kıymetli abimiz var, Orhan Ayhan Bey. Ona gittim ben, Tercüman Gazetesi o zaman, sorumlusuydu. Anlattık. Bizi gazeteye bastı, işte Cemal Kamacı profesyonel oluyor dendi. Ve bir başladık oradan. Hırslı bir Karadenizli, harika maçlar çıkardı. Amatör maçlarının hepsini seyrettim. 1963'te bir maç hiç unutulur gibi değildir. Çünkü o müsabaka bana öyle bir darbe verdi ki bütün boks hayatımda o darbenin sıkıntısını yaşadı Cemal. Diyeceksiniz ki ne bu? Kaş açılması. Celal Sandal, Türkiye'nin en indirici yumruklarından birisi. Celal Sandal'la dövüşürken bir Türkiye şampiyonası 3. raundda Cemal'in kaşı açıldı. Açıldıktan sonra tabii hakem kararıyla doktor, hakem doktora gösterir, doktora da devam edemezler. Ve referee stop contest'ti o zaman onun adı, hakemin durdurma kararı. Cemal'i indirdiler fakat ringden inmiyor. Öyle sinirli, bırakın dövüşeceğim. Ben o maçta Cemal'deki ışığı yakaladım. Bu son derece hırslı, son derece azimli. Böyle dövüşmekten yılmayan, korkmayan, bundan iyi boksör olur diye ben onu böyle hafızamın bir kenarına yazdım. Nitekim aradan bir süre geçti. Çalıştığım Tercüman Gazetesi'ne bana geldi. Ben dedi profesyonel boksör olmak istiyorum. Hoş geldin şampiyon dedim. Türkiye şampiyonu, İstanbul şampiyonu.
Nereden çıktı bu? Bundan sonra böyle bir yol çizmek istiyorum dedi. Garbi Sakaryan vardır. Türkiye'nin ünlü profesyonel boksörü. O da benim arkadaşım, benim büyüğüm. O Hasan Cansız'a yönlendiriyor. Hasan Cansız onu maddi açıdan destekliyor. Ve böylece Cemal Kamacı'yı merdivenleri çıkarken görüyoruz. Sergi sayende şimdi ismi değişti Sergi sayenin. Lütfü Kırdar oldu. Orada maç yapıyor. İstanbul Karması ve Randişki takımı. Ben maçı kazandım. Merdivenden aşağı iniyorum veya çıkıyorum. Yalan söylemeyeyim. Bir kısa boylu beyefendi beni tebrik etti. Cemal dedi, sen profesyonel olmak istiyordun. Hala o niyetin var mı dedi bana. Olabilir dedim ama dedim tabii kolay değil Türkiye şartları içerisinde o zaman. Bana bir uğra dedi bana. Ben de beyefendi siz kimsiniz? Ne dedin? Tanımıyorum ben sizi. Aa affedersin dedi. Çıkardı bana kartvizitini verdi. Bu Hasan Cansız dediğimiz beyefendi bugün kartını veriyor. Profesyonel olmak ister misin Cemal diyor. Bir iki maçını seyretmiş Cemal'in amatör maçlarını. O da demiş ki olmak istiyorum ama imkanım yok. O da demiş ki şu kartı al Garbis abiyle beraber bana gelirsiniz. Garbis abi dedi adamın biri bir kart verdi bana ama dedi kimdir neyin nesi bilmiyorum. Dedim turnayı gözünden vurdun. Uzun lafın kısası. Her şeyimizi o garanti etti ve ben Avusturya'ya gittik. Viyana'da Garbi Zakaryan'ın eski arkadaşı vardı, Taki Ziyaris. Onun vasıtasıyla bir menajer tanıdık. Profesyonel boksta menajer çok mühimdi. Menajersiz profesyonel boks olmaz gibi bir şey. Dolayısıyla o zaman işte bir menajer bulduk. Robert Rippel diye. Zengin bir insan. Onun evinde kaldım, villasında kaldım. Ve Federasyon bizi seyretti, geldi. İşte ben zaten Türkiye şampiyonuydum. Çünkü milli boksördüm. Ondan sonra işte ben lisansını verdiler. Ben profesyonel oldum. Yani 1967 senesinde Viyana'da, Avusturya'da. İlk profesyonel boksörümüz artık ringlerdeydi. Altın yıllar başlamıştı. Sidney Martin isimli bir siyahi, büyük usta, Muhammed Ali'nin de antrenörlüğünü yapan bir adamı Hasan Cansız büyük bir fedakarlıkla kiraladı ve Kamacı'nın antrenörü yaptı. New York'ta çalışmalarına başladı. New York'ta Madison Square Garden salonunda tarihin en büyük maçları yapılmıştır. Cemal Kamacı o işte eski Madison Square Garden'da çalıştı. En büyük şampiyonlardan çok şeyler gördü. Çünkü efsane ringe çıkıyorlardı. İlk müsabakasını Koşina isimli bir Avusturyalı ile yaptı. 4 roundluk bir maçtı bu. O maçı kaybetti. Profesyonel müsabakalarda böyle birinci maçlar pek önemsenmez. Nitekim ikinci maçı yine Koşina ile İstanbul'da yaptı. Rahatça sayıyla maçı kazandı. Bir büyük sporcu profesyonel kariyerine yenilerek başlamıştı. Ancak büyümeye kararlıydı. Yılmadı, hep çalıştı. Gördüğü desteğin karşılığını veriyordu. Hem ringde hem de ring dışında disiplinden uzaklaşmıyordu. İddiası ortadaydı ve azimle hedefine gidiyordu. O zamanki başarınız futbolun bile önüne geçti. Türkiye'de oldukça popüler olan futbolun bile önüne geçti. Türk halkına büyük bir gurur ve sevinç yaşattınız. Bunun hayatınızda etkilerini nasıl yaşadınız? Bunu yaşamak lazım. Anlatmak çok güç. Tabii düşünebiliyor musunuz? Halis Samiye'nde 40 bin kişi, 42 bin kişi gelmiş. Cemal Kamacı diye bağırıyor.
ve Cemal Kamacı Fransız boksör Roger Sami ile karşı karşıya. Şu anda gördüğünüz Roger Sami, Guadeloupe adalarından Pointe Pitre'den kaptı geldi ve bakalım Cemal Kamacı karşısında ne yapacak. Bütün seyirciler Cemal Kamacı'yı tutuyor. Türkiye'nin kalbi şu anda bu önemli müsabakada atıyor. Ali Sami Yen stadında büyük bir tarih yazılıyor. Bir gece maçı. Ali Sami Yen'de 41 bin seyirci dolu. O zaman böyle koltuk yok. Herkes ayakta. Ben de müsabakayı ringin yanında anlatıyorum. Muhteşem bir seyirci. Muazzam bir heyecan. Hepimiz titriyoruz. En başta ben. Büyük bir heyecan içindeyim. Cemal'in kazanmasını bekliyorum. Aynı savaşı çünkü birlikte veriyoruz. Çok güzel girdi Cemal. Üçüncü roundda o hani Celal Sandal'la yaptığı maçtaki şanssızlığından bahsetmiştim. Yine kaşa açılmaz. Her zamanki dert yine başımıza geliyor. Evet, büyük bir üzüntü var. Üzüntü şu, Cemal Kamacı'nın kaşa açıldı. Üçüncü rounddayız. Kamacı'nın kronik hale gelen kaş açılması işte yine kendisini gösterdi. Ben yıkıldım. Eyvah dedim. Bakalım nasıl devam edecek. Yalnız profesyonel boksta o kaş açılmalarında biraz daha rahat davranılır. Profesyonellik başkadır. Amatörde hemen kesilir. Profesyonellikte daha rahat davranılır. Tamponlarla kanama durduruldu. Üstü başı tabii kan revan içinde. Muhteşem bir maç yapıyor. 15 round sonunda Cemal Kamacı maçı bileğinin hakkıyla kazandı. Pointe Pitre'den gelen bu zenci boksör çok güçlü ve bu arada hakem iki boksör de köşesine gönderiyor. 15. raundda sona ermiş vaziyette bir büyük heyecanla. Bütün Türkiye nefesin tuttu, Cemal Kamacı diyor. Nasıl insan, ben onun heyecanı insana sarhoş eder derler mi? Söz var. Tabii çok zor oldu. 15 round görüşüyoruz. Zami şampiyon, Fransız. Bir de zencilerin şahane bir fiziği var. Yani onun kolları işte benim başaklarım gibi o kadar şey güçlü bir adamdı. 15 round. 15 round yani 1,5 saat dövüşüyorsun. Ve çıktık. Korkunç bir tezahürat var. Türkiye yani o zaman çatlalı içerisinde. Nefesini tuttu. Cemal Kamacı bekliyor. Çıktık. Dövüştük. 8. round'a kadar maç benim lehime gitmeye başladı. Sonra 9. round'a kolay değil. 1,5 saat dövüşüyoruz. 9. round'a biraz teklemeye başladık. İnanır mısınız? Böyle dövüş esnasında birbirine sarıldık. Allah'ım dedim, bu nasıl gidecek dedim böyle. O aklıma geldi şimdi, Allah'ın lütfu. Ve sonra iki round öyle idare ettik, 12. round'a düşürdük. Ve 3 round'da benim şeyimle geçti. Şeyimle ve 15 round'un turunda şampiyon olduk. Türk tarihinde ilk olarak işte bir Türk boksörü Cemal Kamacı şampiyon oldu. Fatih Güreş Kulübü'nde başlayan serüven Fenerbahçe'de büyümüş, New York ve Avusturya'da olgunlaşmıştı. 1964-65 ve 66'daki Türkiye şampiyonluklarını iki Balkan birinciliği izlemişti. Ama 1973'te gelen Avrupa şampiyonluğu hepsinin üstündeydi. İlk Avrupa şampiyonu olduğu zaman bunu Avrupa Boks Birliği altın kemer olarak hediye etti. Yani şampiyonluk kemeri ilk Avrupa şampiyonu Ali Sami Yen'de. Zami maçında işte bu kemerle ilk şampiyon olduğumuz zaman. Ondan sonra 3 kez daha şampiyon olduk ve bu iş burada bitti. Çok
başarı yaşadınız, yaşattınız ama hayatınızda bir kırılma noktası var. Büyük bir acı yaşadınız. Biraz o dönemden rica etsem bahseder misiniz? Şimdi efendim tabii ne yedik, ne olduk, ne olacağız? Doğduk, yaşıyoruz, öleceğiz. Var mı babayı dünyada bahi kalacak? Yok. Şimdi ben şampiyon olunca seyahat ediyordum çok. Bütün 4 kıtayı gezdik. 10 sefer Amerika'ya gittim. Dolayısıyla ailemi, hanımımı tanıdım. Avusturya'da kalıyordu. Orada ilk orada liseyi bitirdi. İşte bir vesileyle evlendik. Düğünümüzü yaptık. Ve Avrupa'ya gittik. Orada kalıyorum. Menajerim değişti. Alman menajerle kontrat yaptık. Dünyayı geziyorum ben. Sonra bir çocuğumuz dünyaya geldi. Kızımız. İsmini de Meltem koyduk. Bütün seyircilerimize şunu demek istiyorum. Evimiz var. Paramız var. Şöhretimiz var. Arabamız var. Yok yok. Ama ya kızımız 3 yaşında bir gün misafirim geldi. Bir yere gittik. Eve hiç geleceğimi söyledim. Hanım da dedi ki işte Meltem biraz ateşi var dedi. Ben eve geldim. Koltukta o duruyor. Uyku durumunu giymiş. 3 yaşında kız. Kucağıma aldım. Baktım ateş devam ediyor. Hemen gittik, içeri girdik. Tabii doktor bizi görünce ooo Cemal Bey dedi. Şampiyonuz ya, Avrupa şampiyonu. Dedim beyefendi, doktor bey bak bu çocuk hasta. Benim bırak şimdi şu an Cemal Bey. Hemen derhal alakadar oldu. Sağ olsun masanın üzerine yatırdı. Uyku durumunu açtı. Göğsünde hafif moraltılar başladı. Bir tane değil, birkaç tane moraltı. Doktorun adeta yüzünün şekli değişti böyle bir. Durumsadı. Dedi Cemal Bey menemcil olmuş dedi. Menemcil oldu deyince ben tabi hastalık tanımadığım için bilmiyorum menemcilin ne olduğunu. Tabi çocuklar için tehlikeli. Uzun lafın kısası 3 saat öncesinde anneciğim diye o 3 yaşında biblo bizim için gözlerini hayata kapadı. Anne ağlıyor, baba ağlıyor. Elde bir şey gelmiyor. Çok kısa zaman, 3 saat. Video olarak başhekim geldi. Bizim o şeyimizden dolayı da bizim yanımıza geldi. Böyle baktı. İnanır mısınız? Gözünden yaş damladı. Dedi ki doktorlar ağlar mı? Anne ağlıyor, baba ağlıyor. Tıfıl vereceği bir şey, yapacağı bir şey yok. Biz de ağlama düştü dedi böyle. Kızımız öldü. Ölümle başlayan hayat. Çok üzülmüştü evladını kaybettiği zaman. Gözü hiçbir şey görmüyordu. Fakat etraftan işte oğlum Allah başkasına verir, başka çocuk sahibi olursun, şu olursun, bu olursun. Hakikaten de o şekilde oldu. Oğlu doğdu. Nispeten yarası hafifledi. Ama çok sarsılmıştı. Evladını kaybettiği zaman çok sarsılmıştı. Çok zor günler geçirdik. Giden, gelen dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız oluyor. Netice olarak Suadiye, Bağdat Caddesi,
bizi sıkmaya başladı. Yalnız yani şimdi ben gece uyuyamıyoruz. Bir gece kalktım baktım. Hanım yatakta yok. Affedersiniz. Bir başka oda öbür oda namaz kılıyor. Ne annesinde bir şey var. Özür dilerim. Ne babasında bir şey var. Almanya'da yetişmiş. Onu görünce ben de baktım baktım. Gittim abdest aldım. İki rekat namaz kıldım. Ve başlangıç o başlangıç. Bir de kitap yazdık. Ölümle başlayan hayat. Kolay değil. Çok zor. Netice olarak tabii böylece Bağdat Caddesi'ni, Suadi'yi biz terk ettik. Sakarya'ya gittik. Kendisi zaten boksu seviyor. Hani boksa dönsün diye sebep arıyor. Oğlum niye bırakıyorsun boksu ya? Boksa ne alakası var? Sıkıntı başka, üzüntü başka, her şeyin yeri başka. Ben kendini boksa verirsen belki o sıkıntıları da unutursun. Böyle teskin etti kendisini. İnanır mısın? İnsan gibi yaşayamıyorum. Herhalde benim de hakkım. Maddi bir olanakta sağlam olduktan sonra ne diye artık bununla uğraşayım. Onun için hayatımı yaşamak istiyorum. Bıktım, usandım. Daha doğrusu yoruldum. Bu acı olayı yaşadıktan sonra spora geri döndünüz mü? Buna nasıl karar verdiğiniz eğer döndüyseniz? Şimdi tabii o acı acımızdan sonra tabii hayat devam ediyor. Türkiye bizi sıkmaya başladı. Avrupa'ya gittim. Almanya'da kaldım. Kayınbederimin yanında. Orada ev tuttuk. Sonra Berlin'e gittik. İşte bütün Avrupa'yı dört kere dolaştık. Spora devam ettim. Tabii. Ondan sonra işte aşağı yukarı ben 79 tane profesyonel maç yaptım. Kolay değil. Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, işte Fransa, İtalya, bütün hepsini. Dolayısıyla Dünya klasmanına girdim. Avrupa zaten Avrupa şampiyonu bilmiyorum o zaman olmuş mu olmuşuyduk. İşte böyle bir de paralar alıyorduk dolar olarak. Yani, evet, böyle devam ettik. Peki profesyonel boksta muhakkak ki aklınıza gelen, unutamadığınız anılarınız vardır. Şimdi bu soru birçok yerde bana soruldu. Her maç enteresandır. Çünkü 10 round çıkıp dövüşüyorsun normal maçta. Şampiyonluk maçtan 15 round'tu. Nasıl anlatayım? Mesela bir Almanla dövüşüyordum. Almanya'da, Berlin'de. Şimdi her ne kadar ben şampiyonsam bile Almanya'da dövüştüğüm için kendi sahasında şanslı oluyordu. Ama öyle bir mağlup ettim ki onu hastaneye zor gitti. Salon da üç katlı bir salondu. En üst katta Türkler geliyor tabii, bir sürü Türk. Vatandaşımız, Türk bir vatandaşımız o kadar heyecanlandı ki ben galip gelince üçüncü kattan kendisini aşağı attı. Hastaneye götürdüler onu. Sonra bana geldi soyunma odasına, ya böyle böyle Cemal, birisi işte heyecandan hastaneye götürdüm. Gittik hastaneye. Adam diyor ölsem gözüm gitmez. Yarın diyor doktora şeye gideceğim diyor. İşe diyor. Anlatacağım da Alman'ı nasıl dövdün diyor. Dövdü diye benim Türk vatandaşımız. O kadar beraberiz ki hem ailece görüşüyoruz hem de salonda beraberiz, crosslarda beraberiz. Sabah saat 5:30 civarında Cemal'le arabaya atlıyoruz, doğru Belgrad Ormanları. Belgrad Ormanları'nda koşuyoruz. Daha sonra başımızdan neler geçiyor? Bir gün öyle uzatmışız ki Tilos Dağları'ndayız. Askeri bölgeye girmişiz. Bizi askerler öldürecekler. Birisi casus diye bağırıyor bize.
Birisi de diyor ki deliler kaçmış diyor. Sabah alacakaranlıkta biz askeri bölgenin oralarında dolanıyoruz. Şükürler olsun bir kurşun yemedik. Bir kere Cemal Kamacı'nın en önemli şeyi, eğer arkadaşlarınız mutlaka iyiliği emreder, kötülükten uzaklaştırır. Hem sağlık konusunda hem efendim spor konusunda bilinçlendirir. Kendisi yaşarken etrafını da yaşatır. Ve 5-6 yaşından beri bildiğim bileli koşuyorum. Çünkü boksun en temel şeyi, branşı, baktığınız zaman koşu. Üzerine bina ediliyor. Bir gün koşu, bir gün salonda boks idmanı. Bir kere Cemal Kamacı'yı tanımlarsam tam bir disiplin abidesi. Tam bir disiplin abidesi. Yani öyle muntazam bir hayatı var ki ben 1000 kilometre uzakta olayım. Ama babamın her sabah hangi saatte kalktığını, hangi saatte ne yaptığını, öğlenliğini hiçbir zaman yemek yemez. 25 seneden beri, 30 seneden beri öğle yemek yemez ve her şeyi düzenli. Spor nedir? Spor sağlıktır. Spor sıhhattır. Spor menfaattir, seyahattir. Şimdi bakın, ben köylü çocuğum. İlkokula çarıkla başladım ben. Çarığı tanımazsın, çok insan tanımaz. Babam bana kara lastiği aldığı zaman sabaha kadar uyumadım sevincimle. Niye? Artık ben çarıktan kurtuldum da lastik giyeceğim. Ama o çocuk, o Cemal Kamacı 4 kıtayı gezdi. O sefer Amerika'ya gitti. Bu neyle oldu? Sporla oldu. İki, şampiyon olduk. 4 kez bu sporla oldu. Peki sporun ne zararı var? Bakın ben şu anda 71 yaşındayım. Ben çıkıp onunla dövüşebilirim. Otur meydan. Ve sağlık, beslenme. Aman Allah'ım. Bakın şu anda sigara denilen bir şey var. Geçen haberlerde, TRT haberlerinde sigaraya yılda verilen para 5 milyar 700 milyon dolar. Hayır, bir insan gösterin, Müslüm gayrimüslim, sigaraya faydalı desin. Sigaradan her yıl 115-120 bin kişi ölüyor. Boğaz, mide, böbrek, mesine, akciğer, pankreas, rahim ağzı, kanseri hep sigaradan oluyor. 75 yaş altı ölümler, erken yaşta sigaradan başlayanların 25 sene erken ölüyor. Cemal'in azmi, Cemal'in çalışması muhteşem. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmıyor. Böyle çalışkan bir sporcu, bırakın boksörü, böyle bir çalışkan bir sporcuya ben uzun spor yazarlığı hayatımda, onu da 58 yıl olarak söyleyebilirim, bu spor yazarlığı hayatını, böyle bir sporcuya rastlamadım. O bakımdan ona sadece sevgim değil, bir de bu konuda iş ahlakı açısından saygım da vardı. Cemal Kamacı'nın oğlu olmak hem avantaj hem dezavantaj. Avantajlı tarafları, yani Türkiye'nin en tanınmış bir boksörünün oğlusunuz. Ve her kapıyı açıyor. Yani size ilkokuldan itibaren herkes Kamacı soyadıyla sorduğu zaman herhangi bir şey. Siz Cemal Kamacı'nın oğlu musunuz? Evet, yanıtını veriyorsunuz. Ve ondan sonra Cemal Kamacı'nın anılarıyla yaşayan bir sürü insanı görüyorsunuz. Dezavantaj tarafı, daha çok bana hiç el kaldırmadı ama çok dayak yedim. Yani bu dezavantaj tarafıydı. Evet, solumda Cemal Kamacı, sağda ise Mustafa Kamacı. İki boksöre de şanslar diliyorum. Bok.
Mustafa Kamacı sollarıyla rakibini saçmak istiyor. Sağ sol Cemal'den geldi, sıkıştırdı oğlunu. Bir daha yapmam babacığım diyecek Mustafa sanıyorum şimdi. Tekrar Mustafa'nın solları var. Cemal Kamacı ağır rakibi karşısında kendini gayet güzel kolladığı gibi sağlı sollu yumruklarla da puan alıyor gibime geliyor. Biraz sonra hakem Nafiz Başaran bakalım nasıl bir karar verecek göreceğiz. Ama gerçekten güzel bir müsabaka. Stop! 1, 2, 3. Gerçekten güzel bir müsabaka. Şaka bir yana gerçekten güzel bir müsabaka. Stop! Ah bu evlat yok mu? Ah istediği gibi vurmuyor. Yavaşça geldiği zaman yanına. Stop! Evet. Ve hakem Nafiz Başaran müsabakayı bitiriyor. Ve ortanıza geçeyim şöyle. Bu büyük müsabakanın sonucunu ilan ediyorum. Beraberlik. Son olarak iyi kiyle ve keşke ile başlayan bir cümle kurmanızı istesem ne söylersiniz? Çok zor bir soru bu. Keşke bu insanlarımız hepsi benim şu andaki bütün arzum insanlar hepsi cennete gitsin. Cennet namı döne geniş. Spor çok güzel bir şey. Bu sporu henüz milletimiz anlayamamış. Spor sağlıklı, sıhhatli, işte menfaatli. Ama maalesef herkes yapmıyor. Bir defa beslenmeye dikkat edeceğiz, sporu anlayacağız ve en sonunda da bir gün gelecek Erzail kapımızı çalacak. Var mı baba it kapıyı açmayacak? Yok. Ona da hazır olmamız lazım diyorum. Eğer bizim bu yapmış olduğumuz konuşmadan bir kardeşimiz etkilenirse işte benim karım bu. Bilmiyorum sizin karınız ne olabilir? Kesinlikle öyle olacaktır diye. İnşallah. Unutmadık, unutulmayacak sporcular spora adanmış hayatlarla haftaya yeniden karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın. Seyirciler Cemal Kamacı'yı tutuyor. Türkiye'nin kalbi şu anda bu önemli müsabakada atıyor. Bizler de seyirciler son derece memnun. Kamacı güzel dövüşüyor. Gördüğünüz gibi sağlık sonunu kazanıyor. İki boksör de birbirini sağlığı, sollu ve sert yumruklarla bayağı hızlı olsun. Haydi Cemal çok güzel bir insan. Arkadan sollu, bu defa sonu dikkatli. Sol sağ, bravo Cemal. Çok güzel, insanı yerde.